Dün bayağıdır beklediğimiz biraz da hype'landık ama Zack Snyder Justice League'i yayınladı. internete düştü. Sonunda izleyebildik ama ortada şöyle bir sorun vardı. Abi 4 saat ne? <laughs> bir yandan hoşuma gitti 4 saat olması. Ama ortada şöyle bir sorun da vardı. Ulan ya kötüyse 4 saat gerçekten çekilmez bir hale gelebilirdi. O kadar da değil. Sonuçta zaten biraz kötü olmuş bir filmin yeniden uyarlanmış hali. Sağına soluna eklemeler yapılmış bir hali olacağı için insan bir 4 saate bir şüpheyle bakıyor. Zekçim bu uyarımı ciddiye al lütfen. 4 saat iyi hoş ama çok da riskli bir şey. Neyse ki sinemaya verilen bir şey değil. Sinemaya olsa ve 4 saat olacağını bilsem gitmem. En azından evde izliyorsun da rahat rahat izleyebiliyorsun. Durdurabiliyorsun yeri geldiğinde molalar verebiliyorsun. O konuda iyi oldu. Tabii ki 4 saat olayını tek tek gömmemek gerekiyor. Bir yandan da sinema için de güzel olabilir. Artık şuna biraz da alıştık. Film dediğim bir buçuk saat olmalı, iki saati geçmemeli gibi durumlara. Bunu biraz aşabiliyor. Çünkü bazı filmler bir buçuk iki saatte anlatılacak filmler değil. İnternet için yapıldığında daha rahat uzatabilirler bu sayede. Ha bunun da kendince kötü şeyleri de olacak tabii ki. Sonuçta dört saatlik film her yönetmenin, her film türünün işi değil. Bazı yönetmenler görüp diyecek ki biz de dört saate çıkar ve bilgisayar başında baygınlık geçireceğiz. Watchmen'ın süresi ne kadar da bilmiyorum ama o biraz daha uzun olsaydı izlerdim. Gerçekten şahaneydi. Biraz da filme girelim. Bazı soru işaretlerini tamamlamışlar. Güzel olmuş. Steppenwolf'un neden dünyayı fethetmek istediği. Ayrıca lan robotun adını unuttum. Ha Cyborg. Cyborg'un hikayesi biraz daha toparlanmış. Ek olarak Joker'i e eklemişler sona. Biraz iyi olmuş. Ama şu var işte hamurunda bir şey yok bu filmin ve öncesinde kurulmuş bir evren olmadığı için her karakteri neredeyse bu evrende tanımaya çalışıyorsun. Bu filmde tanımaya çalışıyorsun daha doğrusu. İster istemez bir kafa yoruyor. Çünkü çok da önemli olmayan bazı karakterleri biraz da hızlı atlamak gerekiyor aslında. Sonrasında devam filmi falan çekersin işte. Oradan kurtarmaya çalışırsın. Bunda ise sanki Batman'in, Superman'in, Aquaman'in, Cyborg'un, Flash'ın bir de üstüne ekleme yapmışlar. Marslı'nın orijinini izlemeye çalışıyorsun. Bu beni biraz yordu. Bir tane çok hoşuma giden bir değişiklik yapmışlar. Gerçekten teşekkür ederim. Mera mıydı? Neydi o? Kızıl saçlı kızın Amber Heard'ın oynadığı. Onun saçını turuncuya çevirmişler. Çok teşekkürler Zekçim. O kırmızı saç gerçekten çok kötüydü. Sonunda biri duymuş. Bunun için şahsen artı iki puan ekliyorum hanene. Çok gözüme batıyordu çünkü. Sevmediğim yönlere gelirsek belki de bu sinema artık bana hitap etmemeye başladığından dolayı Gerçi çizgi filmleri gayet izlenebilir oluyor. Çok severim. Karakterler sürekli bir sosyal mesaj verme derdinde. Sürekli bir özlü söz söylüyorlar. Ve bir de o anda da kamera bunlara yaklaşıyor. Bir sessizlik oluşuyor. Her an böyle kameraya bakıp göz kırpacaklarmış gibi hissediyorum. Özellikle bir tane Wonder Woman sahnesi vardı. Ne dediğini hatırlamıyorum. Kamera iyice yaklaştı. Bir sessizlik oldu. Dönüp ağzını açacak böyle tek göz kırpacak. Gerek yok ya böyle mesajlara. Beni çok yoruyor bu özlü sözler. Kaliteli sözler öyle insanın gözüne gözüne sokmaya gerek yok. Birkaç gün önce Abbas'ın bir filmini izledim. Abbas Kiarostami, Like Someone In Love. İçinde tonlu güzel sözler var ve hiç bunu gözümüze sokmaya çalışmıyor. Ki daha öncesinde size ana kanalda önerdiğim bir film vardı. Sefertası diye. Aynı şekilde onda da çok güzel sözler var. Çok güzel aforizmalar var ve hiç de gözümüze sokmuyorlar. Asıl olması gereken şey bu zaten. Biraz da bu film filme kendini vermişle vermemiş seyircinin arasındaki fark oluyor. Marvel da çok yapıyor bunu ki Marvel'dan çok da haz ettiğimi söyleyemem artık. Luna Park'a döndü. Maalesef DC de bir Luna Park oluşturma derdinde. Halbuki çizgi serileri de şahanedir ha DC'nin. Denk geldikçe bütün çizgi serilerini izlemeye çalışırım. Özellikle Batman'inkiler şahanedir. Tavsiye ederim hiç izlememişlere. Sinemasını tokatlar geçer yani. Ama şu anki gidişatı çok da hoşuma gidecek bir şekilde değil. Dediğim gibi belki de biraz da yaş ilerlediği için sıkıcı gelmeye başlıyordur, göze batmaya başlıyordur. Sonuçta benim de çocukken sevdiğim tonla film var ve hala etkisinde de olabiliyorum bazen, değişik olabiliyor. Bir diğer yandan şunlar çok rahatsız ediyor. Atlantis halkı diyelim, suyun altında çok rahat hareket ediyorsunuz falan. Ama ulan 5000 yıl mı olmuş artık, binlerce yıldır suyun altındasınız, biraz bir değişin. Ek olarak suyun içinde hareket ediyorlar ama sanki uçuyormuşçasına hareket ediyorlar Ulan bir eylem yapın. Bir kulaç atın. Çok güçlü bir kulaç olsun. Öyle hareket edin. Aynı şekilde Amazonlar var. Ulan teknolojiyle tanışın biraz. Neden hala ok atıyorsunuz? Ki kendi içlerinde de çok mantıksız sahneleri var. Bir yerde üzerine at düştü diye ölüyor kız. Ama hani aynı anda da böyle aşırı güçlü kadınlar. Biraz daha modernize etmek gerekiyor böyle şeylerde. Şunu diyebilirsiniz tabii ki. Bu zaten bir çizgi roman evreni. Kendi evren kuralları var vesaire. De onu da kendi içinde biraz tutarlı hale getirmek bence daha iyi olabilir. O tutarsızlıklar bir zaman sonra rahatsız edebiliyor insanları. Çok da fazla uçmamak gerekiyor bir yandan da. Mesela anime filmleri değil de dizileri sevmeyen insanların ortak fikirlerinden biri de şudur. Çok abartıya kaçtıkları. One Punch Man'den örnekler vereceğim ama One Punch Man zaten biraz dalga geçme animesi. Karakter bir yumruk atıyor. Gezegen patates oluyor. Millet Joker'i beğenmiş. Ben çok sevemedim. Özellikle koyduğu sahnelerde biraz rahatsız da etti beni. Jared Leto kötü bir oyuncudur demiyorum. Ama bana kalırsa çok da gitmiyor sanki o role. Çizgi romandaki Joker'e baktığımızda karakter biraz deli ama zeki de o zeka parıltısını görebiliyorsun. Bunu da göremiyorsun ya. Sadece deli. Bu beni biraz rahatsız etti. Ayrıyeten Darkseid'ı öylesine koymuşlar. Özellikle o sondaki portal açılıyor ya. Öyle dümdüz bakışıyorlar. Niye bakışıyorsunuz oğlum? Ben ilkte sadece onu bir ayna tarzı bir şey olarak düşünüyordum. Sadece o karşı tarafı görebiliyorsun. Stephen Wolf'u karşıya atıyorlar. Lan geçebiliyorsan gelsene Darkseid'cim. <laughs> Niye öyle geri duruyorsun? Bir de yanında da devasa bir ordu var ha. Öyle bakıyorlar dümdüz. Hareketsiz. Bu biraz gereksiz geldi. Sonrasında Flash var. Hikayenin sertliğini sempatikleştirmeye çalışmışlar. Biraz etkili olmuş. Ama yine daha çok zorlama gibi gelebiliyor bana bu. Daha orijinal şakalar gerekiyor. Bana kalırsa. Daha öncesinde Aquaman'de de denediler bunu. Aquaman'in komedi yapısını almışlar bu filmde. Daha çok tatilci besyücüye dönüştürmüşler böyle. Şakalar yapacaksanız biraz daha orijinal ama basit şakalar denilebilir tabii ki. Daha çok şöyle olmuş. Dur şuraya şu karakter bir şey desin. Sipariş üzerine şakalar. Onlar da çok rahatsız edebiliyor insanı. Daha tonla da konuşulur böyle. Şimdi tonla bir şeylerini eleştirdim laf attım ama genel olarak da beğendim yani. Bir önceki filme kıyasla çok daha iyi olmuş. Ama dediğim gibi böyle bir şey içinde 4 saat hala yetersiz de olabilir aslında. Bunun bir öncesi gerekiyor çünkü. Bir de yani çizgi dizi olarak da yayınlanıyor bunlar. Ve çizgi sinemasında bunlar bayağı da iyi oturtmuşlar bu Justice League işini. Çok çok güzel Senaryoları çıkabiliyor içlerinden, oturup da rahatsız etmiyor. İş sinemaya düşünce bir farklı kılıyor. Sonuçta bir de şu da var. Aslında ikisi de aynı hikaye. İkisinin de bir orjinini yakalayabilirsin çizgiyle gerçek olanın. Ama ikisine de ister istemez farklı gözlerle bakabiliyorsun. Daha bakalım gelecek sinemasında neler görebiliriz. Konstantinopol karakterini görmek istiyorum ben. Belki yaparlar bunu. Tabi Kenrys'le yapsalar çok güzel olurdu ama o biraz da zor gibime geliyor. Siz izlediyseniz nasıl buldunuz? fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz bir sonraki podcastte görüşmek üzere öpüyorum hepinize